Herkese merhabalar. Ben avukat Süheyla Bayık, Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu Türk Hukukçu Kadınlar Derneği üyesi, Özel İzmir Türk Koleji mezunu olarak sizlerleyim bugün. Öncelikle bana bu görevi verdiğiniz için çok gurur duyduğumu ve çok teşekkür ettiğimi söylemek isterim. Bugün sizlerle burada Türk Kanuni Medenisi'nin, yeni ismiyle Medeni Kanun'un kabulünün 95. yılında hem kişinin doğumundan ölümüne, hatta biz hukukçular deriz ki cenin olmasından, cenin olarak düşmesinden, vefatından sonraki miras ilişkilerine kadar düzenleyen, kişinin toplum içerisinde varlığını dahi düzenleyen bu kanunun kabulünün 95. yılında sizlerle, bu kanunun kabulünü sağlayan hepimizin önderi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de anmak üzere burada bulunmaktayız. Şimdi öncelikle bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim ki, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 600 yıldır unutulmuş kadının Türk hukukunda yerini almış olması, Ulu Önder Atatürk sayesinde 56 yıllık ömründe, 57 yıllık ömründe kendisinin Türk kadınını nereden nereye getirdiği, hangi hakları verdiğini gösteren gerçekten bir yapıttır benim için. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü kadınları erkeklerle eşit koşullarda toplumda var eden bir yasanın kabulüdür. Bu nedenle çok önemlidir. Böyle bir günde, böyle bir etkinliğin düzenlenmiş olması gerçekten çok gurur vericidir. Bunun için de ayrıca buna vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerle burada bir aradayken takdim etmek istediğim konuklarım olacak. Hepsine şimdiden hoş geldin demek istiyorum ve bizlere zaman ayırıp böyle özel bir günde açıklama, konuşma yapacak oldukları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Öncelikle Bornova Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Barbaros Taşer'e hoş geldiniz demek istiyorum. Barbaros Bey 1977 yılında İzmir'de doğmuştur. Kendisi eğitim öğretimini İzmir'de tamamlamıştır. Halen de işletme üstüne eğitimle devam etmektedir. Evli, iki çocuk babasıdır. Şimdi sözü size veriyorum Barbaros Bey. Tekrar hoş geldiniz. Sanırım seste bir sıkıntı var. Ses alamıyorum ben. Şu an sesim geliyor mu? Geliyor. Evet, Barbaros Bey, şimdi geliyor. Merhabalar, teşekkür ediyorum, sağ olun. Öncelikle İzmir'e kentsel anlamda da çok büyük faydalı olan ve büyük bir eğitim kurumu olarak, Türk Koleji olarak da bize yardımcı olan Tatış ailesine ve bağışlamış olduğu Uşak Rızade Köşkü'nü de müze olarak kullanmamıza vesile olmasına sebep olan ailemize de çok teşekkür ediyorum. Bornova Belediyesi olarak biz bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarla da olsun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de bizlere sağlamış olduğu liderlik ve önderlikle beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bornova Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalarda onun ilke ve devrimlerinin hayatımıza yerleşmesi ve ilerlemesi olarak almış olan tüm çalışmaları bu doğrultu ve hedefte yapmaktayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylemiş olduğu bir laf var. İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? Yani bu mihvanada ilerlediğimizde belediyemizde çalışan kadın müdürlerimiz ve yöneticilerimizle kadın hakları ile alakalı pozitif bir ayrımcılık içerisinde ilerlemekteyiz. Kadın ve aile müdürlüğümüz çalışmalara devam etmekte. Bu anlamda kadının daha etkin yer alması anlamında, toplumumuzda eşitliğini daha fazla hissedebilmesi anlamında, kadınlara yapılan şiddetlerin durması için de kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü dikkat çeken çalışmalarımız oldu. Hatta bununla alakalı gerek Bornova'mızın çeşitli meydanlarında, gerek belediye binamızda da dev pankartlar ve bunları farkındalık yaratabilecek çalışmalarda bulunduk. Bornova'da kadının haksal yerini artırmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in bekçisi olarak bu
yolda ilerlemekteyiz. Bu anlamda Atatürk'ün bize sağlamış olduğu Medeni Kanun 95. yılında da Ahmet Gürel, Atatürk Araştırmacısı Sayın Ahmet Gürel'e, Cemal Necip Gürel'e, Uşakhisar Köşkümüzün sorumlusu ve Arda Kalaycı'ya da Berkahve Atayan Evi'nde de çok teşekkür ediyorum katılanları için. Bu anlamda da kendileri de bu yolculuğun ilerleyişindeki geçmişle ve bugünümüzle alakalı açıklamaları olacaktır. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Barbaros Bey. Çok sağ olun tekrar. Barbaros Bey'in açıklamalarından da bu Bornova Belediyesi'nin kadınlar için olan çalışmaları için ben ayrıca hem bir kadın olarak hem de bir kadın hakları savunucusu olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım tüm belediyeler, tüm Türkiye, tüm kurumlar bunu örnek alırlar. Çünkü gerçekten kadın erkek eşitliği günümüzde en büyük sıkıntılardan demek istemiyorum ama maalesef ki o şekilde adlandırmak durumunda kalıyorum. Hukuksal haklarımız her ne kadar yasalarla korunuyor olsa da maalesef uygulamaya geçildiğinde bazen destek görmediğimiz noktalar olabiliyor. Ama benim inancım, Türkiye Cumhuriyeti'ne inancım, bu yasaların uygulanabilirliğine inancım tam. O sebeple eminim ki ileride bir şeyler daha fazla değişecek ve sizler gibi bu konuları önemseyen, bu konularda önderlik eden kişiler eminim ki farklı düzenlemeler de getirerek ileride bir gün böyle bir eşitsizliğinin adının geçmediği noktalara da gelebileceğiz. Ben bundan son derece umutluyum. Şimdi konuşmacı olarak konuşmacı olarak Ahmet Gürel Bey'e söz vermek istiyorum. Ahmet Bey'i çoğumuz zaten tanıyoruz. Kendisi Türkiye'nin en zengin Atatürk fotoğrafları arşivlerinden birine sahip. 1968 İzmir Atatürk Lisesi, 1927 Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1977 yılından itibaren 15 ayrı konu başlıklı 500'e yakın Atatürk fotoğraf sergisi açmıştır. 21 Atatürk temalı kitabı olan Gürel'in aynı temada 25 belgeseli bulunmaktadır. Halen İzmir Platformu Başkanı olan Gürel, Atatürkçü Düşünce Derneği Bilim Danışma Kurulu üyeliği yapmaktadır. Gürel 2002-2017 yılları arasında 15 yıl, benim de mezun olduğum ve bundan gurur duyduğum İzmir Özel Türk Koleji Uşakizade Köşkü Müdürlüğünü yapmıştır. Ben okurken yoruluyorum, siz bunları yaparken yorulmamışsınız, halen de bizler için, bizim için bir şeyler yapmaya çalışmaktasınız. Ben çoğu görselinizi biliyorum, esasen de sizi takip ediyorum ama şimdi daha büyük kitlelere bunu duyuracak ve görmelerini sağlayacak olmak beni çok mutlu ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlayalım mı? Bende mi sıra? Evet, lütfen buyurun. Evet, Zoom açık mı? Ben şu an ekranda görebiliyoruz paylaşımlarınızı. Benim ben göremiyorum da onun için. Bilgisayar ekranınız olarak görüyoruz ama. Hocam onu kapatıp PowerPoint'inizi açmanız gerekiyor. Evet. Açık PowerPoint. Evet. Evet, başkanlarım Barbaros Bey, Yasin Bey, sevgili Arda, ne güzel bir önemli günde. Ben sizden yarım saat önce Türk Kadınlar Birliği'ne bir sunum yaptım. Dedim ki Atatürk bize böyle bir görev verdi. Kadın hakları savunun. Bornova Belediyesi'nde bunu savunduğunu biliyorum. Önemli görevler yaptığınızı biliyorum. Ben
sunumuma geçerken önce Mahmut Esat Bozkurt'u rahmetle saygıyla anıyorum. Medeni Kanun'un Mustafa Kemal'le birlikte mimarıdır, Kuşadalı'dır. İzmir Atatürk Lisesi mezunudur. Cemal'le benim mezun olduğum lisenin medarı iftarıdır. Medeni Kanun ne yapmış? Önce resmi nikah getirerek evlilikleri devlet kontrol altına almış. Bir bakalım. Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşlarından bir tanesi Fahrettin Altay. Fahrettin Altay'ın kızının nikahında bulunuyor. Mustafa Kemal şimdi göstereceğim nikah fotoğraflarıyla bir işaret veriyor. Manevi kızı Nebile'nin nikahında dans ediyor. Bu sonra The Illustration diye bir derginin kapağı olacaktır. Türk kadınını görmek istediği nokta budur. Ve Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan düğünler çok önemli. Manevi kızların dediğim gibi nikahları çok önemli. Bu görüntüleri özlüyorum. Medeni Kanun'a tek eşli evlilik zorunluluğu getirilerek Türk ailesi modern bir yapıya kavuşuyor. Evet, Konya'dan gelen bir arşiv bunlar. Bir milletvekilinin karı koca nikah fotoğrafları. Bunlar yüz akı görüntüler. İstanbullu ailenin Türk modern ailesine örnekli. Bakın burada 1-2-3 tane aile var. Kadınların duruşu bir güvence almış şekliyle. Bu Konyalı ailenin bir nikah anı. İlk yapılan nikahlardan biri bu görüntü. Aynı ailenin Konya'da milletvekili yapmış Muhsin Faik Dündar bilinen bir milletvekildir. Ailesinden görüntüler. Bu Erkin soyadı çok önemli. Bir büyükelçimizin ailesi. Karısı ileride göreceksiniz piyano öğretmenidir. Bu görüntüler işte aile birliğinin güzelliği. Bu da bir İstanbullu ailenin dededen toruna çocuklarla birlikte güvenli bir poz verişi. Ve bu kanunla birlikte mirasta kız ve o erkek çocukların eşit pay almaları sağlanmış. Neydi eskide? İki tane şahit, iki tane kız şahit, bayan şahit, kadın şahit bir erkek yerine geçer. Mirasta yarım alır. Bu Medeni Kanun bunlara son vermiş. Bugün benim üçüncü sunumum. Şu bayanın duruşuna bakın. Ben Mustafa Kemal'in verdiği haklığı kazandım ve koruyacağım der gibi. Çocuğuyla birlikte verdiği poz çok ilginçtir. Bir gelinimizin çocuklarla birlikte verdiği poz. İstanbul'da ana kız gururla Taksim Gezi Meydanı'nda yürüyor. Yine bir aile birliği. İşte bu rahatlık, bu modern aile oluşlar mirasta eşitliğin de bir sonucudur. Çünkü çocukları huzursuz olan bir ailenin düzgün yaşaması mümkün değil. Bunlar Atatürk'ün manevi kızları. Manevi kızlar toplam 7 tane olması lazım. Mustafa Kemal onları en iyi okullarda okutup modern Türk kızına, kadınına örnek olarak sunmuştur. Ve boşanma hakkı düzenliyor. Kadınların kendi isteğiyle ayrılma hakları düzenleniyor. Burada bir poz var. Hakim ve avukatlar, kadın. Bu avukatımız da Ağoğlu Ahmet, Mustafa Kemal'in arkadaşı. Onun kızı Süreyya Ağoğlu. Mustafa Kemal bu Süreyya Ağoğlu'nun avukat olmasındaki itici gücü çok önemli. Süreyya Ağoğlu ilk avukatlığın dışında bakın ileride karşımıza bazı anlarla karşımıza çıkacak. Tabii 1926 Medeni Kanun Latin alfabesinin altyapısı. İki sene sonra 1.086.000 Türk kadını ve erkeği halk mekteplerinde okuma yazma kursu görüyor. 308.000'i kadın, 778.000'i erkek. 3 ayda okuma yazma öğreniyorlar. Türkçe'yi ne zaman öğreniyorlardı? Hiç öğrenemiyorlardı. Evet, bu fotoğraf ilginç. Soldaki kızlar, kadınlar poz veriyor. Sağdakiler örtünüyor. Fotoğraf çekilmeye, Mustafa Kemal'in de bir sözü vardır. Yerlere yatıyorlar fotoğrafa yüz vermemek için, göstermemek için. Bir müddet sonra aydınlanmadan onlar da faydalanacak.
Mükerrem Belkıs'ın 1913'te haykırması çok fazla. Şu peçeyi, yüzümüzü örttüğümüz siyah örtüyü kaldıralım. Artık cansız kansız kalmayalım. Onu yırtacak elimizde güç yok mu? Medeni kanundan, Cumhuriyet'ten 10 sene önce söylenmiş bir söz. Evet, burada hanımlarımız ve erkeklerimiz okuma yazma kursundan geçmişler, diplomalarını almışlar. Arkaya da Ulu Gazi yazmışlar, görüyoruz değil mi? Millet mektepleri yine kampanya, çocuklar okullarında öğreniyor ama anne babaların ne yaptığını, belki de bir sinemaya giriştiğini bilemem, bir perde var. Evet, yine kurslarımız devam ediyor. Önemsiyorum bu okuma yazma kurslarını. Bugün okuma yazmamız çok geri. Otobüsün yazısını bile okuyamayan vatandaşımız var. Ve çocuğuyla birlikte gelmiş, 3 ay içinde okumayı sökmüş bir anne. Şu fotoğrafı çok önemsiyorum. Sanırım İngiltere'de sırtında kitap taşıyan bir bayan ödünç kitap veriyor. Bizim toplumda bunu yaptı mı acaba? Bir bakalım. Evet. Merkebin sırtında veya at arabalarının sırtında köylere gezici kütüphaneler taşınmış ve alıp okuyup ödünç kitap alan bilhassa kadınlarımız var. Gönlüm istiyor ki benim bir arkadaşım böyle kütüphane açıyor. 40 bin tane köye böyle ulaşsak kütüphane olsa ne güzel olur. Evet. Ben Ahmet Bey, burada balla keseceğim bir evet. Sizinle olan görüşmemize şöyle bir ara verelim derim. Tamam. Bu medeni kanundan önceki sürece biz nasıl geldik? Dilerseniz bu noktada bir Arda Bey'e bağlanalım. Öncesinde bir de onu dinleyelim. Sonra tekrar ben sizin sunumunuzla devamını sağlayayım. Ben o zaman Cemal Bey de araya girsin ki medeni kanundan önce tabii, tabii. Var, köşte. Yani ben sonra kalayım. Daha tamam, iyi. Tamam, öyle yapalım. Arda Bey, yapalım. Cemal Bey, sonra da siz, ben de tabii. Öyle programlamıştım. O şekilde medeni, olursa güzel olur. Kanunu, tam oturtalım. Tamamdır. Şimdi ben Arda Bey'e söz vereceğim. Arda Bey 16 Şubat 1980 yılında Ankara'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini İzmir'de Bergama ilçesinde tamamladı. Kendisi halen turizm ve miras bölümünde eğitim hayatını sürdürmekte. Halk oyunlarına olan ilgisinden dolayı Bergama Folklor Araştırma Derneği uzun yıllar eğitim gösterilerinde yer aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde çeşitli görevlerde yer aldı. İş yaşamında pek çok yurt çapında firmada yönetici konumunda görevde bulundu. 2013 yılından bu yana ise Bornova Belediyesi'nde görev yapmakta. Halen Bornova Belediyesi Belkahve Ata Ana Evi sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Ne kadar güzel bir özgeçmiş Arda Bey. Öncelikle tebrik ediyorum sizi. Tanışma fırsatı bulmamıştık. Ben de bu şekilde sizinle tanışmış oluyorum. Çok memnun oldum. Şimdi sözü size veriyorum. Evet, öncelikle merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Yürüttüğünüz için Süheyla Hanım'a, sonra Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşar Bey'e, yine her zaman arkamızda sonsuz bir destekle yer alan müdürüm Yasin Bey'e, Yasin Barut'a ve tabii Cemal Bey burada unutulmaz bir yere sahiptir ama Ahmet Hocam benim için çok farklıdır, çok önemli bir yere sahiptir hocamın. Tekrar teşekkür ediyorum tüm dinleyenlere, saygılarımı sunuyorum. Şu anda Bornova Belediyesi'ne ait Belkahve Ata Ana Evi'nde bulunuyorum. Buradan sizlere ulaşıyorum. Burası aslında çok önemli bir yer. 9 Eylül 1922 günü Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gelerek İzmir'i izlediği alan, bulunduğum bu alandalar o gün hayatlarındaki en mutlu, en coşkulu, en sevinçli, en güzel duygu dolanları burada yaşıyorlar. Tabii o gün burada pek çok anıları var ama şimdi ben o anılara geçmeden önce şöyle biraz 9 Eylül 1922 öncesine gitmek istiyorum. Tabii aslında çok daha geriye gidebiliriz ama çok da uzatmak da istemiyorum. 15 Mayıs 1919 İzmir açısından son derece önemli bir tarihtir. Bu tarihte İzmir Yunan ordusu tarafından işgal edilir. İzmir'in işgali 3 sene 3 ay 24 gün
1211 gün sürmüştür. Bu 1211 gün için şöyle denir, İzmir'in çileli ve ızdırap dolu günleri. Tabii özellikle 15 ve 16 Mayıs, o ilk iki gün İzmir'in işgal edildiği, ilk iki gün İzmir'de çok hoş olmayan olaylar yaşanmıştır. Sonrasında da devam etmiştir ama 16 Mayıs tarihinde Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'dan hareket ederek 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a varıyor. Bu tarihi biz milli mücadelemizin başlangıç tarihi olarak kabul ediyoruz. Böyle bir kabul görmüştür bu tarih. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan zorlu bir mücadele başlıyor. Tabii pek çok aşaması var bu mücadelenin. Kongreler var. Doğuda cephemiz var. Güneyde yine Fransız'da bir cephemiz var ama özellikle bu bölge için ve sürecin gidişatı açısından Batı cephesi çok önemlidir. Batı cephesi bizim bulunduğumuz bu bölgeyi kapsıyor. Batı cephesinde pek çok olay yaşanmıştır. Savaşlar var. Birinci İnönü Savaşı yapılıyor ilk önce. Düzenli orduya geçildikten sonra tabii Birinci İnönü Savaşı yapılıyor. Bu savaşı kazanıyoruz. Arkasından İkinci İnönü Savaşı yapılır. Bu savaşı da kazanırız. Kütahya-Eskişehir Savaşı. Bu savaşta biz tabii aslında bir geri çekilme hareketi yapıyoruz ama yenilmiş olarak kabul ediliyor. Arkasından Sakarya Savaşı başlıyor. Sakarya Savaşı dünyadaki en ilginç savaşlardan bir tanesidir. Çok uzun sürmüştür. 22 gün, 22 gece süren bir savaştır. Farklı muharebelerden oluşmuş bir savaştır ama tabii bu Sakarya Savaşı'nı kazandıktan sonra yaklaşık bir sene hem Türk tarafı hem Yunan tarafı her iki taraf karşılıklı olarak bekleyecek. Tabii bu arada yine muharebeler yaşanmıştır. Bu muharebelerden sonra 26 Ağustos 1922 günü Büyük Taarruz başlıyor. Başkomutanlık Meydan Savaşı yapılıyor ve 1 Eylül günü Mustafa Kemal Atatürk ordusuna o meşhur emri verir. Ordulardan ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Ve işte bu emirle birlikte 9 Eylül 1922 günü sabahı yine bulunduğum bu alandan Belkave'den tabii İzmir'in bir başka girişi de Manisa tarafından Sabuncubeli dediğimiz yine Bornova'ya ulaşan girişidir. Bu iki koldan bizim süvari birliklerimiz 9 Eylül 1922'sinin sabahında İzmir'e ulaşacaklar. Evet, şimdi onlar buraya geldi ama o gün başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında Genelkurmay Başkanımız Fevzi Paşa, Fevzi Çakmak, onların yanında Batı Cephesi'nin komutanı İsmet Paşa, İsmet İnönü. Tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğundan arkadaşı olan başyaver Salih Bozok da doğal olarak o gün onların yanındadır. Ama bir diğer önemli kişi, yine bir kadın vardır o gün yanlarında. Evet, asker kimliğiyle onların yanında olan Halide Edip adı vardı o gün. Onlarla birliktedir. 9 Eylül sabahı hep birlikte Salihli'den yola çıkıyorlar. Günün ilk ışıklarıyla Turgutlu'ya geliyorlar. Turgutlu'dan devam ederler. Armutlu güzergahı dediğimiz mevkiden Nife, yani bugünkü ismiyle Kemalpaşa'ya ulaşıyorlar. Kemalpaşa'dan da buraya, Belkave'ye geliyorlar. O gün buraya geldikten sonra saatlerce buradan İzmir'i izliyorlar. Türk ordusunun harekatını buradan gözlemliyorlar. Mustafa Kemal Atatürk ve yanındakiler az önce de söyledi. Hayatlarındaki en mutlu, en coşkulu anları burada yaşıyorlar. Buradan Kadife Kale gözüküyor. Kadife Kale'yi görüyorlar. Türk bayrağımızı görüyorlar. O sevinç daha da çoğalmıştır. O Türk bayrağını Kadife Kale'de dalgalanırken. Biraz kesilmeler oluyor. Efendim? Biraz kesilme oluyor seste. Herkes yaşıyor mu bilmiyorum ama ufak kesilmeler oluyor. Evet. Kadife Kale buradan gözüküyor. Türk bayrağını görüyorlar. Mustafa Kemal Atatürk tabii o gün buradayken şöyle bir olay yaşanır. İzmir yönünden bir at arabası bu tarafa doğru gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk ve yanındakiler at arabasını görünce tabii heyecanlanırlar. Bir anda o at arabasına gitmek isterler. Tabii kim olduğunu bilmiyorlar. Öyle bir sakınca var. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ü tutamazlar burada Belkave'de. Yanındaki Fevzi Paşa, İsmet Paşa tutamaz. Mustafa Kemal Atatürk at arabasına doğru koşmaya başlar. Önüne zıplayarak o at arabasını burada durduruyor. Ve at arabacısına soruyor. Nereden geliyorsun diyor. At arabacısı o gün diyor ki İzmir'den. Neresinden diyor? Konak. Konak'ta ne var diyor. Konak'ta diyor Türk askerinin
ayak seslerinin şakırtısı var diyor. Tabii Mustafa Kemal Atatürk ve yanındakiler konuşmayı da yapınca burada çok mutlu oluyorlar. O at arabacısını buradan tekrar Kemalpaşa yönüne doğru yolcu ederler. Tabii burada pek çok olay vardır ama Mustafa Kemal Atatürk burada Belkabe'de bu şehre bir şey olacak diye çok korktum diyor. Evet, o gün için bir korkuları, endişeleri var. Gerçekten böyle bir korku yaşıyorlar. Çünkü Yunus'un zaten kaçarken Anadolu'da yaptıklarını hepimiz biliyoruz. İşte ondan da dolayı bir endişe duyuyorlar. Tabii o gün için 9 Eylül günü böyle tatsız ufak tefek yangınlar vardır İzmir'de ama birkaç gün sonra tabii çok da hoş olmayan olaylar Büyük İzmir yangınında başlayacaktır. Ama buraya tekrar gelirsek Belkabe'de o gün Mustafa Kemal Atatürk az sonra hocamın da anlatacağı şekilde olaylarla bağlantılı olarak İsmet Paşa'ya şöyle diyor. Paşam diyor, Anadolu seferimiz yüz aklıyla sona erdi. Evet, Anadolu seferi yüz aklıyla sona ermiştir ama başka işlerimize bakarız bundan sonra der. Evet, artık silahla yapılan savaş sona ermiştir. Şimdi asıl savaş başlayacaktır. İşte bir savaşın sona erdiği ama bugün süren o savaşın, insanlık var olduğu sürece sürecek olan o savaşında biz aynı zamanda başlangıç yeri diyebiliriz Belkabe için. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesi kafasının içinde muhakkak ki bu yapacağı yenilikler, devrimler geçmektedir ama o gün tabii o tatlağını sonlandırmak için yanındakilerine artık havada kararmaya başlayınca şöyle der. Hadi bir kahve içelim. Buradaki Belkabe aslında çok eski yıllardan beri İzmir açısından çok önemlidir. 17. yüzyıldan beri biz buranın varlığını biliyoruz. Ve buradaki kahveye girerler. O kahvede kahvelerini söylerler. Burada şekerli bir Türk kahvesi içerek ağızlarını tatlandırırlar. Ve o gün akşamüstü buradan tekrar Kemalpaşa'ya dönmüşlerdir. Ertesi gün 10 Eylül günü yine burada buluşurlar. Bütün ordu kademesi buradadır. Onlarla burada buluşarak Belkabe'de buradan İzmir'e devam ederler. Evet, ben çok teşekkür ederim bana bu imkan tanındığı için. Tabii İzmir'in aslında pek çok özelliği vardır ama bunlardan bir tanesi de bugün yine biz Türk Medeni Kanunu'nun ama bir de yine aynı gün bir olay daha gerçekleşmiştir. İzmir'de yine yaşanmıştır. Kadın Kongresi. Kadın Kongresi yaşanmıştır. Bu da çok önemli bir ayrıntıdır aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Değerli sunumlarınız, katkılarınız için. Bize geçmişe gidip o kazanılan zaferin duygusunu tam olarak yaşattığınız için çok teşekkür ederiz. İnsan okullarda okurken, biz İzmir Özel Türk Koleji'nde okurken tarih dersleri bizim için çok özel derslerdi. Gerçekten burada mezun olduğum okulum olduğu için değil, çoğu çevreden de duyduğum için açık yüreklilikle söyleyebilirim ki Atatürk ilke ve inkılaplarına son derece bağlı olan okulun tarih bilgisi de son derece iyidir ve bizlere güzel aktarılmıştır. Tabii şimdi onları dinliyoruz, duyuyoruz, öğreniyoruz, sınavları veriyoruz ama bir süre sonra bunlar unutulabiliyor, üstünden geçmek gerekiyor. Her bilgiyi taze tutabilmek için aslında sürekli beslenmek gerekiyor. Bizi de böyle güzel beslediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Arda Bey. Ben şimdi sözü Cemal Necip Gürel'e vermek istiyorum ama öncelikle kendisini size takdim etmek isterim. 1978 yılında İzmir'de doğan Cemal Bey, İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini almıştır. Yüksek lisans eğitimini Doksan Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Ben de Doksan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Üniversiteler aş oluyoruz bu durumda. Aynı zamanda kendisi başta İttihat ve Terakki, Türk İstihbarat Tarihi, İstiklal Mahkemeleri ve İzmir Kent Tarihi, Aile Tarihi, Biyografi konuları olmak üzere yayımlanmış ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda bilimsel çalışması olan bir kişidir. 2017 yılından beri de
İzmir Özel Türk Koleji Uşakizade Köşkü Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Şimdi sözü size vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum Şehla Hanım. Bu ocakta yetişmiş, bu binada eğitim almış birden bu sözler almak benim için çok önemli. Önemli bir gündeyiz. Medeni Kanun'un ilanının 95. yıl dönümündeyiz. Konuşmacılar çok güzel bir giriş yaptılar. Medeni Kanun'a doğru giden o yolu çok iyi gördük. Şu anda bulunduğumuz yer ise Uşakizade Köşkü'nün yemek salonu efendim. Şu an görmüş bulunduğunuz bu oda Medeni Kanun'a doğru giden yoldaki sıfır noktası, ilk adımın atıldığı nokta. Çünkü bu oda 29 Ocak 1923 tarihinde Atatürk ve Latife Hanım'ın nikahlarının kıyıldığı odadır. Tarihi tekrar edelim, 29 Ocak 1923. Henüz Lozan Anlaşması imzalanmamış, Cumhuriyet ilan edilmemiş, Medeni Kanun 3 yıl sonra ilan edilecek. Daha Medeni Kanun'un medenisi dahi ortalıkta yok. Ancak burada kıyılan nikahlar çok ilginç bir olay yaşanıyor. O dönemin koşulları gereği kıyılan nikahlarda kadınların ne yazık ki nikah masasına oturması ve hayatlarıyla ilgili söz sahibi olabilme şansı o dönemde ne yazık ki yok. Ancak bu nikahta Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'ı masaya yanına davet eder ve böylelikle ilk kez bir Türk kadını kendi nikahına masaya oturacak ve özgür iradesiyle evlilik beyanını verecektir. Gerçekten önemli bir olay. Daha tekrar hatırlatalım. Cumhuriyet'in ilanından aylar önce, Medeni Kanun'un ilanından 3 yıl önce gerçekleşen bu olay, Medeni Kanun'a doğru giden yolda atılan ilk adımı temsil eder. Gelinen noktayı gördük. Ben şimdi sözü öncelikle size bırakayım. Siz böyle bir binada eğitim gördünüz. Hayata atılmış bir Cumhuriyet kadınısınız, Cumhuriyet hukukçusunuz. Neler hissediyorsunuz? Size sözü bırakayım. Arkasından da Sayın Ahmet Bürel ile birlikte Medeni Kanun'a giden yolda başka neler yaşandı? Hep birlikte keyifle dinleyelim efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bize o odayı göstermiş olmanız bile bizi inanılmaz derecede mutlu ediyor. Gerçekten biz köşkün her karesinde bulunduk benim eğitim hayatım boyunca. Biz köşkün önünde sabahları toplanırdık. İstiklal Marşı'nı köşkün önünde nizam ve düzen içerisinde okurduk seve seve yüksek gür sesle. Tabii böyle tarihi olaylara görsel olarak ön ayak olmuş bir yerde eğitim almak insanı burada mütevazı olamayacağım ama şöyle söyleyeceğim. Atatürk ilke ve inkılaplarına, Ulu Önder Atatürk'e o kadar fazla yaklaştırıyor ki insan o şevki, o duyguyu, o görsellikle alınca tabii ki de herhalde bakış açısı da eğitimi de daha farklı oluyor. Öncelikle bundan halen her zaman ve ileriye daim gurur duyduğumu da söylemek isterim. Bizim için Atatürk'ün ilkeleri her zaman ön ayak olmuş, yol gösterici olmuştur. Ve tabii ki de uygar Türk kadınları olarak bize sağlanan bu hakları hiçbir zaman unutmadık ve ileriye taşıyabilmek için kendi adıma, meslektaşlarım adına ve tüm kadınlar adına söyleyebilirim ki Türk kadınları adına elimizden geleni yaptık. Tabii ki de ben öyle şanslı bir dönemde, öyle güzel bir okulda okudum ki bunları daha çok bilerek, daha çok sindirerek okudum. O sebeple belki de bakış açım beni hukuk fakültesine doğru yöneltti. Bir şeyleri daha iyi yapabilmek adına, belki yanlış giden bir şeyler varsa düzeltebilmek adına. Şu anda da elimden geldiği kadar bunlar için önderlik yapmaya çalışıyorum. Gerçekten Türk Kanuni medenisi bir devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti devrimleri içerisinde en büyüğüdür. Çünkü bu kanun öyle bir kanun ki aslında Arapçadan gelen medeni kelimesi şehirli demek. Şehir, Napolyon yasalarından gelen bu dönemde aslında şehirli hukuku diye geçmiştir. Fakat günümüzde şu anda her kesime uygulanan, herkese eşit derecede uygulanan bir kanundur. Gelişimini ve hangi aşamalardan geçip geldiğini, şu anki halini sizlere bırakıyorum anlatmak üzere. Ahmet Bey'in lafını balla kesmiştim. Şimdi tamamlamak üzere sözü sizlere veriyorum. Buyurun Ahmet Bey, Cemal Bey, söz sizde. Ahmet Hocam lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi sen nikah öncesi anlatmadığın için biraz geriye gideyim.
Evet, o dönem Medeni Kanun öncesi Mecelle diye bir düzenleme var. Çok evliliğe karşı çıkmayan, kadın erkek eşitliğine uygun olmayan bir sistem. Yıl 1913, Mustafa Kemal Sofya'daki bir hanıma evlilik teklif ederken teklif nikahımızı Sofya elçisi Fethi Okyar kıyacak şeklindedir. Sanki bir medeni kanun yaklaşımı. Yıl 1913. 1923'ün Ocak 29'unda Cem abinin biraz önce gösterdiği odada kıyılan nikahta 4 şahit vardır. İzmir'in sembol müftüsü, kuva millici müftümüz nikah kıyacaktır. Ama Mustafa Kemal nikahta bir ilk yapar. Eşini masaya oturtur. O güne kadar kadının masaya oturması değil, kenarından bile geçmesi mümkün değilken nikahında bir kadın vardır. Kendini temsil etmektedir. Hoca efendi Latife Hanım'a sorar, Mustafa Kemal'e sorar, evlenecek miyiz? Evlenelim. Bugünkü şartlar gibi. Cevaplarını alır. Bir de bugün olmayan bir şey var ki bu medeni kaldırılmış. Başlık parası. Mihri muhacirler. Mustafa Kemal onu 10 dirhem gümüş diyerek 150 lira gibi bedel teklif etmiş oluyor. Arkadaşları kahkahayla gülüyorlar. Kızı ucuz para verdin gibi. Ama Mustafa Kemal'in kafasında Asım Gündüz Kurmay Başkanı'na söylediği bir cümle var ki bir gün gelir nikah vali kıyar. İşte evet. Ve nikahında fotoğraf çektirmez. Ertesi gün 4-5 kare fotoğraf çektirmiştir. Videolar vardır. Ve Mustafa Kemal'in nikahı böyle. 3 yıl 10 gün sonra ne olur? Biraz önce bahsettiğim Medeni Kanun. İsviçre Medeni Kanun'dan çoğunlukla faydalanır. Çünkü laiktir, günceldir, yenidir ve adım adım bunları size göstereceğim. Evliliği göstermiştim, boşanmayı göstermiştim. Çocukların kazandığı hakları göstermiştim. Eğitimi anlatmıştım. 2 sene sonra ne oldu? Latin alfabesine geçtik. 1.600.000 tane genç, bayan, erkek okuma yazma kursundan geçiyor. Ve önemli o dönemin önemli bir şeyi de Mustafa Kemal bu yetmez diyor. 40.000 köyün 35.000'inde öğretmen yok. 5.000'de öğretmen var. Milli Eğitim Bakanı açıklıyor. 3 sınıf. 1-2-3. Gerisi yok. Yani okul 3 sınıflık eğitim bu. Mustafa Kemal eğitmen kursları önce Şırınyer, Kızılçulu'da 3 yerde açılma talimatı veriyor. Ve kendi göremiyor ama köy enstitüleri kuruluyor. 1953'te kapatıldığında 1400 kız, 16.000 erkek öğretmen mezun oluyor. İşte bu aydınlanma için Hasan Ali Yücel'in bir anısıdır bu. Şemsettin Sirer Demokrat Parti'nin bakanı da olmuştur. Köy enstitülerini kapatırken Hasan Ali Yücel sorar. Senin öğretmenlerin kendini Atatürk sanıyor. Cevap. Yücel der ki biz onları birer Atatürk olarak yetiştiriyoruz. 53'te boğazı vurulan köy enstitüleri bakalım birazcık bir şeyler göstereyim. İsmet Paşa eşi de orada. Kız öğrenciler. Köy enstitülerinin babası Hasan Ali Yücel. Kızlarla erkekler nasıl gülüyorlar, nasıl bir güvence içinde biz öğretmen oluyoruz diyorlar. Benim kayınpederim köy enstitüsü mezunu, mandolin çalardı. Ben hiçbir şey çalamıyorum. Bakınız, köy enstitüsündeki kız erkek öğrenciler mandolin çalmadan mezun olamıyorlar bir kere. Çok enteresan bir tespit. Ve pardon. Ve bakın burada da kızlı olanlı mandolin çalıyorlar. İşte okuma şansına sahip olur diyorum. Kızlar üniversiteye yakın özel kurslarda, bakın burası bir kız öğretmen okuldur. Benim arkadaşımın anneannesi var burada. Bakışlar Cumhuriyet'e sahip çıkmak şeklinde. İstanbul Üniversitesi öğrencileri ki sadece o devirlerde bir halde edip mezun olmuş. Latife Hanım oralarda okumamış, gitmiş Avrupa'ya. Şansları yok. Darul Bedai,
İstanbul Şehir Tiyatrosu Kız Öğrenciler 1930'larda bu pozu veriyor. Karşıyaka'nın Veda İftarı Kız Mali Mektebi izcileri yine bir selam veriyor Cumhuriyet'e. Kız Sesi'nin muhteşem tablosu 1 Şubat 1931 İzmir Atatürk Lisesi'ni ziyaret ediyor. 2 saat sonra Kız Sesi'ni ziyaret ediyor. Bu tablo sembol bir kızların tezahüratlarını görüyorsunuz. Evet, Ticaret Lisesi bundan Milli Eğitim'in arşivi. Kızlı erkekli Ticaret Lisesi'nde eğitim. İstanbul Hukuk Fakültesi Mustafa Kemal sık sık ziyaret eder. Bir keresinde jüriye girer, sorular sorar, imtihan eder mezuniyette. Burası da kızlı erkekli hukukçuların yetiştiği İstanbul Hukuk Fakültesi. Evet, yani buradan bir şey anımsıyor musunuz? Bir yerler kapatılmasaydı biz bu araştırmacılar sayesinde koronayı da yenerdik. 70 yıl önce sattığımız aşılar gibi belki Çin'e satardık, bilmiyorum. Kadınların istedikleri işte çalışma hakkı. Evet, Gökçen kızı Sabiha Gökçen, Mustafa Kemal'in manevi kızlarından biri. İlk kadın pilotumuz ve buradan Türkiye'den Amerika'ya kadar uçabilen bir pilot ve ilk savaş pilotu, bir iş kadını. Afet İnan, Türk Tarih Kurumu As Başkanlarından Profesör Doktor Afet İnan, öncü kadınlarımızdan biridir. Evet, yine üniversitedeki çalışmalar, bir tıbbi çalışma. Bu diş makineleri, bu dikiş makineleri köy enstitüsünde erkekler ve kızlar dikiş makinesi başında. Nasıl bir imecedir bu? Arkadaşlarına elbise dikiyorlar. Kumaşlar toptan alınıyor. Bir kumaş da okumuyor sadece. Her şeyi kendileri yapıyorlar. Burada bugün üçüncü kez anlatıyorum. Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni herkes bilir. Cumhuriyet Kız Enstitüsü'nü herkes bilir. Mustafa Kemal'in Kastamonu'daki giydiği şapkalar, 1925'te giydiği şapkalar bu yerde. Çiçek ve şapka kursudur. Ve şapkalar kullanılınca biz okula dönelim, kız mesleksiz olalım diye öne açılır, gider gider. Evet, bir kurs sonrası gururla artık terzi olmuşlar gibi, makas olduğuna göre. Bu tarih kurumu toplantısında Afet İnan ve bayanlar, kadınlarımız poz veriyor. Bunu herkes biliyor artık, değil mi? Keşke Refik Saydam merkezi kapatılmasaydı da bu karı kocalar gelip burada bu pandemiyi önleselerdi, dünyaya örnek olsalardı. Yine örnekler, Nobel ödülünü alacaklar. Medeni Kanun'da Lozan'da bir madde var. Rumlar, Yahudiler, Ruslar isterlerse kendi vatandaşlığı devam edecekler. Ama Medeni Kanun'a uyarak Türk vatandaşı olmayı kabul ederler. Sınırlarımız içinde vatandaşımız olmayan kalmaz. Bakınız, bu elçilerin bir 29 Ekim kutlamasında pozu, aynı toplantıda diğer bir poz. Bu da, ben bunları çocuk yaşta hatırlıyorum, Malakanlar Kars'ta. Bunlar Alman olması lazım, Alman karışımı Rus vatandaşları. Evet, bu çok önemli. Tunalı Hilmi kadın haklarını konuşurken ayaklarını yere vuran milletvekillerine bağırır. Mukaddes kutsal annelerimizin, mukaddes bacılarımızın başına vuruyorsunuz bu ayaklarını. Yapmayın bunları diye bağırır onlara Tunalı Hilmi, kadın hakları savunucusu. Ve bu çok güzel bir andır. Benim lisemden mezun 3 milletim bakanı var. Biri de Doktor Reşit Galip. Atatürk'ün solundaki Reşit Galip, sağında Afet İnan var. Afet Hanım'ın dersine girmişlerdir. Ankara Kız Lisesi'nde. Kızlardan birisi kalkar, Cumhurbaşkanım biz ne zaman milletvekili olacağız diye sorunca, Mustafa Kemal önce asker olacaksınız der. Kızın cevabı. Ulus Meydanı'ndaki kadın heykel, mermi taşıyan kadın heykel benim annemdir. Ben hak ettim zaten der. Evet. Kadınlarımız oy kullanmaya başlar 1935'te. Milletvekili seçim hakkını almışlardır. Ve oy vermeye giden kadınlarımız
Şimdi burada bir alt ok göreceksiniz. Bazıları ne koydum bunu derler. Halbuki o zaman tek partili sistem zaten anayasamızın girişindeki alt ok bilinmektedir. O devirde her yerde alt oklu bayraklar var. Kadınlarınız bebekleriyle birlikte, torunlarla birlikte görevlerini yapıyorlar. Bu Bornova'da, Bornovalılar size sürpriz olsun. Bornova'da biraz yakın tarihler, 1950'lerden sonra galiba. Oy kullanan bir kadın. Fotoğrafı çok dikkatimi çekti, yeni buldum. Kadının suratına bakar mısınız? Oy veriyorum, seçiyorum. Sevince bakınız, nasıl gülüyor? Onun için kadınlarımız haklarını kimseye vermesin diyorum. Bu da Meyve Hanım. Ve ilk kadın muhtarımız Gülesin. İlk kadın belediye başkanımız Mersin. 1950 müfide ilan. 18 kadın milletvekilimiz 1935'te meclise giriyor. %4.4. Şimdi %10 civarındayız ama bu kadınlar kadar kadın haklarını temsil eden var mı şimdiki mecliste? Bilemiyorum. Çünkü 3 tane kadın, kadın haklarını 3 tane kadın partisini söylemiyorum. Eliyle kadınların hakları tırpanlandı. 3 kadın milletvekili. Bunu 15 sene önce yaşadık. Benel Nevzat. Bu kadın 15 yıl İzmir'de milletvekili yapan, İzmir'de seçilen sosyolog, eski belediye meclis üyesi Benal Nevzat İştar. Kızıyla tanıştım. Bu hanımın kitabını yazmak istiyorum. Halk kürsüsüne bakın. Değerli Bornovalılar, erkekler dinliyor, kadınlar konuşuyor. Hyde Park gibi. Bu fotoğraf yeni geldi. Mustafa Kemal'e Kadınlar Birliği'nin teşekkürü. Biraz önce Kadınlar Birliği Genel Başkanı'yla Zoom'da beraberdim. Mustafa Kemal'e bu şekilde Melih Avni Sözen Türk Kadınlar Birliği adına şükran. 7 Aralık 1934 bize seçilme hakkı verdiniz diye. 35'te de milletvekili alınıyor. Evet, sanatta eşitlik diyorum. İsmet Paşa 60'lı yaşlarda cello çalmayı öğrenmiş. Benim böyle bir şansım yok. Mümkün değil, öyle bir kabiliyet yok. Ve iki tane kızı genç yaşta harika çocuklar statüsüne kuruyor, alıyor ve Bornova'da en son seyrettiğim Sunakan, şimdi artık çalamıyor, bileğinde sıkıntı var. İdil Biret, ilk kadın sanatçılarımızın müzik dalında öncüleri, onları saygıyla anıyorum. Ferunda Erkin, kadın piyano öğretmenimiz. Semiha Berksoy, bunu çok iyi biliyorsunuz değil mi? Böyle yanaklarını kırmızı kırmızı boyardı. Bu da ünlü sopranomuz Leyla Gencer. Hep Mustafa Kemal'in izinden ve talimatından giden. Bediye Muahit İzmir'de Kordon boyundaki bir sinemada tiyatroya kocasıyla birlikte sahneye çıkıyor. Mustafa Kemal'in talimatıyla. Yıl 1924. Bak o devirler. Türk kadın olarak ilk defa sahneye çıkan Bediye Muahit. İlk heykeltıraşımız Sabiha Bengütaş. Medeni Kanunu'nda sosyal hayatta eşitlik. İsmet Paşa eşini Lozan'a götürüyor ikinci kez giderken. Ve bu hanımlar, bu bayanlar, delegelerin eşleri. Biz böyleyiz. Orada da mesaj veriyor. Türkiye'ye gelirken de böyle geliyorlar. Evet, yine Süreyya Ağoğlu, ilk kadın avukatımız. Süreyya Ağoğlu bir gün lokantaya girmek istemiş. Babası milletvekili, düşünün. Lokantaya kadınlar giremez demişler. Sonra Mustafa Kemal duyduğunda milletvekili Necati Bey, Milli Eğitim Bakanı, Süreyya hazır ol, paşa seni yemeğe götürecek der. Letfam'la birlikte lokantaya, izin verme lokantaya Süreyya Hanım'ı götürür. İlk kadın milletvekili şeyimiz, avukatımız, kadın olarak lokanta yemek yer. Haklarınız buradan başlıyor değerli hanımlar. Bu benim kitabımın kapağıdır sağ taraf. Ama benden önce Le Illustration 1923 Mart'ında kapak yapmış. Mustafa Kemal'in böyle onlarca görüntüsü vardır. Mustafa Kemal nikahında 29 Ocak'ta fotoğraf çektirmiyor. Kitabımda bir yorum yapmıştım. Latife Mustafa Kemal kitabımda.
Türk kadına yakışır bir nikah olmadığı için, din adamı nikahı kıydığı için, istediği bir nikah olmadığı için 30 yıl kadın haklarını düşünmüş, fotoğraf çektirmiyor dedim. Evet, burada Latife Hanım bacak bacak üstüne atmış. Sonra devam edeceğiz o bacak bacak. Al bakalım bir bacak bacak üstüne. Fethi Okyar, Mustafa Kemal, Galip Hanım, Latife Hanım. Kitabımda yarım sayfa küfür var. Türk kadına ne oldu? Sizi böyle yaptılar, ahlaksızlar falan 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 falan. Okumuyorum. Kitapta çıktı. Ben bir daha okumadım o yazıyı. Okunacak bir şey yaz, metin değil. Mustafa Kemal mis gibi meclis yapalım deyip meclisi feshediyor. Bir Ağustos'ta açılan ikinci meclis, Kurtuluş Harbi'ni bitiren meclis fesholuyor. İkinci meclis Cumhuriyeti kuran meclis oluyor. Bu da bir bacak atma, ayak atma anısı olsun. Türk kadını artık gecelerde eşiyle beraber Ankara Palas'ta dans eden Türk kadınları, Haydar Başaklarındaki üç pozdur çok güzel bir andır. Buraya aldım. Maskeli balo, Türk kadını buna layıktır. Bir Cumhuriyet 29 Ekim 1929. Evet, Konyalı ailenin bir arşivi. Cumhuriyet'in 10. yılına giden Konyalı kadınlar. Ben ne diyeyim? Şiddetliyorum. Günümüzün en güzel fotoğrafı olsun. Evet, Karşıyaka'nın medarı iftarı. İlk Kadınlar Müzesi. Zübeyde Hanım'a saygı müzemiz. Ben 120 fotoğrafla küratörlüğünü yaptım. Zübeyde Hanım'la başlayan 120 kadının yer aldığı. Bugün Milas'a sattım bunu. Cemal, satalım bu şeyi, müzeyi. Her şeyiyle telifi büyük şey, Karşıyaka Belediyesi'nin. Bugün yine bir güzellik. Kadınlar Birliği Başkanı dedi ki 1926 Medeni Kanun, 1927 nüfus sayımı. İşte kadınlar nüfus kağıdı alıyor. Evet. Aziz Vatan diye bir afiş. Sana hor bakanları boğacaktır milli kin demiş altına. Biraz sert olmuş ama bu kızlar şimdi belki yaşamıyordur. Burada da çocuklarımızın, o zamanki çocukların kıyafetlerini görür. Mustafa Kemal'li pozu. Bir Cumhuriyet Bayramı veya 23 sene olabilir. Bu da Cumhuriyet bizimle, altı okumuyor. İlk mektebi, Kurtuluş İlk Mektebi, yine bir an. Türk ordusu inkılabı, istiklali koruyan, kollayan sensin, sana saygı diyor Erzurum, Erzincanlı kadınlar. Türk ordumuz Cumhuriyetimizi koruyacaktır diyorum her şeye rağmen. Cehlin yıktığını irfanla, cehlin yıktığını irfanla yapacağız diyor bir kızımız. Tek başına yürüyor bir fakülte öğrencisi. Ben diyorum ki hala yürüyorlar. Yürümeye devam edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza saygılarımı iletin. Barbaros Bey, Yasin Bey. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten bize bir görsel şölen yaşattınız. O denli medeni hanımların, kadınların görüntülerini görmek, bu tarz büyük bir devrime bu kadar çabuk adapte olan bir toplumun yapısının aslında hamurunun ne denli cumhuriyete uygun olduğunu hep beraber görsel olarak da biz buna kesin delil deriz. Kesin delillerle görmüş olduk. Yargıtay kararı, içtihat, teamül aslında gerek yok. Bizim kesin delillerimiz var. Tabii ki de latife yapıyorum. Kanun bir bütün olarak değerlendirilir. Lakin ben böyle fotoğraflar gördüğümde, resimler gördüğümde biraz yükseliyorum açıkçası. Diyorum ki biz cumhuriyete çok yakışan bir toplumuz ve gerçekten cumhuriyet kadını olmak için doğmuşuz. O sebeple de bu doğrultuda bugün ve yarın elimizden ne geliyorsa yapmak için hazır bekliyor olacağız. Gerek eğitimlerimizle, gerek kelimelerimizle, gerekse kalbimizle cumhuriyet kadını olduğumuzu her yerde vurgulayacağız. Ben hepinize, Ahmet Gürel Bey'e, Barbaros Bey'e, Cemal Necip Bey'e, Arda Bey'e ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir imkan verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
Ben gerçekten Türk Kanuni Medenisi'nin çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünmekteyim. Tüm kanunların efendisi bile diyebiliriz. Gerçekten Türk toplumunun yaşamını düzenleyen, Türk insanının birbiriyle olan ilişkilerini, hatta tüzel kişiliklerin bile ilişkilerini yeri geldiğinde düzenleyen bir kanundur ve toplum içerisinde yaşamanın gerekliliklerini ve olması gerekeni izah eder. Yeter ki düzgün ve uygun uygulanabilsin, müdahalesiz. Umarım bu tüm Bornova halkı için de, tüm bizi izleyen herkes için de faydalı bir yayın olmuştur. Ben yine de son kez söz almak isteyen varsa söz vermek isterim. Ve bu uğurda bizler için yaptığınız çalışmalar için, araştırmalar için, Sayın Barbaros Bey bize vakit ayırdığınız için, özellikle bu yoğun belediye hayatında bizim de ara ara karşılıklı davalarımız oluyor, denk geliyoruz sizlerle. Sevgiyle ve saygıyla hepinize çok teşekkür ediyorum. Varsa eklemek isteyen bir şey, buyurun söz vermiş olayım. Yasin Bey'e söz verebilir miyim? Yasin Bey. Tabii sonra. Yasin Bey, lütfen buyurun. Merhabalar. Öncelikle olarak bugün bu toplantının hazırlanmasına katkısı geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bana söz verdiğiniz için. Ahmet Bey aslında neydi? Resimler, fotoğraflar gerçekten o günü bize öyle güzel anlatıyor ki biz bu fotoğrafları her yerde görmek istiyoruz. İnşallah da bunu hep beraber başaracağız diyerek sözü bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim tekrar. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Varlığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Türk Kanuni Medenisi'nin ve şu gün olarak andığımız Türk Medeni Kanunu'nun ileri kutlama günlerinde de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağımız her günde de hep beraber olmak dileğiyle hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.